Arkadaşlar, Berlin'den herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. IFA fuarında göğsümüzü kabartan bir markamızın hemen önündeyim. Kumtel. Şimdi Kumtel markasının ürünleri çok büyük bir kısmı Kayseri'de üretiliyor. Şimdi şunu görünce ben mutlu oldum açıkçası. Birazdan dolaştıracağım. Kayseri'de üretilen ürünler, teknoloji ürünleri Berlin'de bütün dünyaya sergileniyor. Dünyanın bütün ülkelerinden ziyaretçiler oturmuş masaya ve sizin ürünlerinizi nasıl ülkemize götürürüz diye konuşuyorlar. Şimdi ben bu ortamı gezeceğim. Ama burada öncelikle bir teşekkür borçluyum bence. Neden diyeceksiniz? Shift Elite olarak bizim burada olmamızı sağlayan Hepsi Burada'ya teşekkür ederiz. Desteğinden dolayı. Hepsi Burada'ya bir de şundan dolayı teşekkür ederim. Kumtel gibi markaları tüketicilere ulaştıran, katma değerli servislerle ulaştıran bir platform olduğu için de ayrıca teşekkür ederim. Bunun detaylarını birazdan anlatacağım. Hatta Kumtel yetkililerine de soracağım bunu. O nedenle önce ortamı bir dolaştırmak istiyorum. Berlin'de, Kayseri'de üretilen neler sergileniyor ve Kumtel'in geldiği durum nedir? Bunları anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Dostlar, Kumtel'in standı buradan başlıyor, böyle devam ediyor. Dünyadaki rakipleriyle beraber Almanya'da boy gösteriyor. Şimdi farklı ürün grupları var. Mesela onlardan bir tanesi Ankastre. Ankastre'de aldığım bilgilere göre Kumtel %25 gibi çok büyük bir pazar payına sahip ki böyle rekabetçi bir ürün grubunda %25 pazar payı gerçekten çok önemli. Buradaki ürün kalitesi ve fiyat tabii burada belirleyici oluyor. Görmüş olduğunuz yeni tasarımlar Almanya'da sergileniyor. Bu tasarımlara sahip olan ürünler Türkiye'de de satılıyor. Hepsi Burada üzerinden de bunlara erişilebiliyor. Burada da yine Ankastre fırınlarımızı görüyorsunuz. Burada daha büyük ebatlardaki ürünler sergileniyor. Şimdi standın içine geçelim. Burada başka neler var? Bunları size göstermek istiyorum. Bakın, misafirler şu anda burada. Anlaşmalar yapıyorlar. İçeriye girdiğimiz zaman bu sefer farklı ürünlerle karşılaşıyoruz. Burada da set üstü ocakları görüyorsunuz. Tabii bu set üstü ocakların kullanıcı sayısı biraz böyle Ankastre'ye kayıyor. Ama yine de burada üretilen ürünleri de sizlerle paylaşmış olayım. Elektrikli olanlar var, gazlı olanlar var. Ve geçiyorum şu efsane ürüne. Ya şöyle, şunu alanlar varsa, yorum yazarsa sevinirim. Niye diyeceksiniz? Bu üründen Kumtel 5 milyon tane satmış. İnanılmaz bir satış rakamı. Bu elektrikli bir ısıtıcı. Aslında çok basit bir hedefi var ve hedefini gerçekleştiriyor ve fiyatı çok uygun. Hani o girişte şirketlerde sizi karşılayan kişiler üşüme diye ayaklarının altında genelde bu ısıtıcılardan görüyorsunuz. 5 milyon satmış. Bu arada Kumtel'in bir başka bölümü de küçük ev aletleri. Bunların bir kısmı Kayseri'de üretiliyor. Bir kısmı iş ortakları tarafından üretiliyor. Ürün sayısı çok fazla. Mesela özellikle önem gösterdikleri ürünlerden bir tanesi de şuradaki Kumtel'in latte yapan bir kahve makinesi var. Ütülerini görüyorsunuz. Hatta dikey ütüler de vardı şurada. Aynen. Görmüş olduğunuz dikey ütüler. Diğer ütüleri de yine burada görüyorsunuz. Bu yazın yok satmış. Aldığım bilgiye göre bu bir buz makinesi. Hakikaten çok ihtiyacımız olan ve ihtiyaç olduğuna da iyi ki almışım dediğiniz ürünlerden bir tanesi. Bu arada öne çıkan ürünlerin linklerini yine videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşırım. Yine bir ısıtıcıyı görüyoruz. Set üstü ocaklar var. Ve tabii ki Kumtel dediğimizde aklımıza gelen ilk ürün grubu buradaki ısıtıcılar. Bunları kafelerde görüyoruz, restoranlarda görüyoruz, evlerde ya da işte bağ bahçelerde kullananlar da var. Farklı farklı amaçlara hizmet eden ısıtıcılar. Bu arada çok enteresan bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Kumtel markası bu ürün grubunda, yani ısıtıcı ürün grubunda %80 pazar payına sahip dominant bir marka ve gerçekten büyük bir başarı. Uzaktan kontrolle ısıtıcıyı çalıştırabiliyorsunuz. Bunlar hayatımızın vazgeçilmezleri. Üreticinin Kumtel olduğunu, üretilen yerinde Kayseri olduğunu tekrar hatırlatmış olayım. Geçiyorum bir başka ürün grubuna. Onlar da mini fırınlar. Mini fırınlar burada farklı boyutlarda, yine fiyat performans odaklı, yani kullanıcıların beklentisini karşılıyor. Bakın, çok farklı bir tasarım dili kullanılmış burada. Burada yine çok farklı.
siyah ağırlıklı tercih edenler için farklı seçenekler var. Mini fırınlarda en önemli ürün grupları arasında. Şimdi bir başka markayla tanıştıracağım. Çünkü Kumtel'in bünyesine dahil ettiği yeni marka Voltme. Hangi ürün grubu diyecek olursanız, bizim takipçilerimizin çok yakından tanıdığı bir powerbank görüyorsunuz. Bir hızlı şarj adaptörü görüyorsunuz. Ve bu hızlı şarj adaptörüyle çalışabilen güçlü bir kablo görüyorsunuz. Bu kablo hem hızlı şarj yapıyor hem de hızlı bir şekilde veri transferi olanağı sağlıyor. Sadece buradaki aksesuarlar değil, bakın burada tasarımı oldukça güzel olan bir başka power station görüyorsunuz. Bunun DC out, USB out, AC out gibi, yani bir taşınabilir güç istasyonu bu. Şimdi açayım, nasıl göründüğüne bakın. Şimdi burada on off düğmesi var. Bastığımız zaman prizimiz çıktı. USB Type-C giriş ve çıkışımız çıktı. İki tane hızlı şarj girişi USB A ve şu çıkışlar da önemli. Birçok cihaz bununla çalışıyor ve bir de otomobillerde gördüğümüz soket, yani 12 volt 10 amperlik bir soket de burada var. Şu priz hayat kurtarıyor dışarıda. Şimdi bunu kapatıyorum. Şu anda ilk hissiyatı sizlere söyleyeyim. Malzeme kalitesi gerçekten çok başarılı. Ama sadece bu kadar da değil, bir de aydınlatma fonksiyonu var. Ona bakalım. Şimdi yaklaşıyorum. Şuraya bastırıyorum ve ışık çıktı. Bu şu anda pembe ama isterseniz bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. Tek bir dokunuşta mavi oldu, yeşil oldu, pembe oldu, kırmızı, turuncu, böyle devam ediyor. Yeşil, mor oldu. Güzel bir ortam hazırlıyor size. Malzeme kalitesi de güzel. Ön tarafa geçtiğimde de burada bir ekran var. Acaba güç çıkışım benim ne kadar? Mesela şu anda sadece aydınlatmayı kullanıyorum ve 2 watt çıkışım var. Input, yani giriş yok. İstersen bunu prizden şarj edebiliyorum. İstersem de güneş panelleriyle de şarj edebiliyorum. Gerçekten çok sıkı bir ürüne benziyor. Şimdi Voltme markasının ilk ürünleri bunlar. Ama Kumtel bünyesinde anladığım kadarıyla bu markanın ürün gamı geliştirilecek. O nedenle biz de takipte kalacağız. Burada da bir fan çıkışı var. Bu arada bu ürünler önemli. Neden önemli? Bir deprem gerçeğiyle yaşıyoruz. Depremde, örnek veriyorum, bir baz istasyonuna elektrik gitmediği için hiç kimse haberleşemedi. Böyle power stationlar güç ihtiyacımızı, elektrik ihtiyacımızı istediğimiz her yerde karşılamamızı sağlıyor. O nedenle Kumtel'in ısıtıcılardan sonra böyle bir ürün grubunu da bünyesine dahil etmesi bence çok mantıklı olmuş. Bu markayı takip edeceğiz. Yeni ürünler neler, onlara mutlaka bakacağız. Buradaki turumuzu bitirirken bir de air fryer'lar var. Bunlar da yine fiyat performans odaklı ürünler. Şimdi özel bir misafirimiz olacak. Kumtel'den Davut Taşer beyefendiyi ekranlarınıza getireceğim. Anlatacaklarını can kulağıyla dinleyelim. Evet, bu sene Kumtel 52. üretim yılını kutluyor. 1972'den beri üretim yapan bir firma. Özellikle pişirici ve iklimlendirme ürünlerinde yılda 7,5 milyondan fazla ürün üretiyor ve bunun %50'sini, neredeyse 110'dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Dolayısıyla dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında da biz de müşterilerimizle, çeşitli ülkelerden partnerlerimizle buluşuyoruz, fikir alışverişlerinde bulunuyoruz ve ürünlerimizi tanıtıyoruz. Biliyorsunuz Kumtel isim olarak kumbaralı telefondan gelen bir marka. Üretim hayatına telefon üretimiyle, kumbaralı telefon üretimiyle başladı. Ardından bu iş tabii içine kayınca biz de daha çok pişirici ve iklimlendirme ürünlerine odaklandık. Tabii hep bir telefon işi, telefon aksesuarı işi bizim için hep bir aklımızda olan bir işti. Bununla alakalı da dünyanın en önemli firmalarına üretim yapan Shenzhen bazlı Voltme markasının Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan distribütörlüklerini aldık. Yeni bir marka. Telefon aksesuarından, kablolardan tutun charger'lara, gun charger'lara, power station'lara, power bank'lere, işte akıllı saatlere ve kulaklıklara kadar birden çok ürün, birçok kategori Kumtel bünyesinde Türkiye'de ve bir sürü çeşitli kanallarda inşallah olacak önümüzdeki sene. Hem Kumtel markamızla hem de Lüksel markamızla bizim için temel öncelik ürünlerin alınabilirliği, ulaşılabilirliği oldu bugüne kadar. Dolayısıyla ulaşılabilir ürünlerde ciddi adetler, ciddi sayılar yaptık. Voltme tarafında da yine keza ulaşılabilir rakamlar. Çok pahalı satan markaların ciddi fiyat farkında Voltme'de olacak. Dolayısıyla A'dan Z'ye, öğrencilerden tutun da teknoloji ihtiyacı olan herkesin ulaşabileceği bir marka olacak Voltme. Kumtel çünkü 1976'dan beri aralıksız ısıtıcı üretiyor. Dolayısıyla bu üretimini hiçbir zaman aksatmadı. Dolayısıyla ısıtıcı bizim en önemli ürün gruplarımızdan bir tanesi. Senede 2 milyondan fazla ısıtıcı üretiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin etrafındaki tüm ülkelerde Kumtel denince akla ilk ısıtıcı geliyor. Ardından mini fırın geliyor. Bunun tabii en önemli sebebi çok uzun yıllardan beri ısıtıcı üretiyor oluşumuz. Yeni kategorilerimiz falan var ama ısıtıcı hiç bırakmadığımız, bizim için ana kategorilerden biri olduğu için akıllarda hep Kumtel
ısıtıcıyla anılan bir marka olarak biliniyor. Evet. Tabii dünyada bütün şartlar, üretim trendleri, ürünler, teknoloji değişiyor. Bizim de çok ciddi bir Ar-Ge ekibimiz var. 3000'den fazla çalışanımız var Kayseri'deki fabrikamızda. 300-350 bin metrekareden fazla bir üretim tesisimiz var. Çin'de bir şirketimiz var. Avrupa'da bir şirketimiz var. Keza emirliklerde bir şirketimiz var. Sürekli yeni teknolojiyi kovalayan, arayan, sadece ürün anlamında değil, üretim anlamında da yeni teknolojileri bünyemize katan bir firmayız. Trendleri, fuarları sürekli yakından takip ediyoruz. Tabii Türkiye jeopolitik olarak çok ciddi, avantajlı bir konumda. Dünyadaki bütün riskler bir anda gerçekleşebiliyor, bir anda vuku bulabiliyor. Türkiye hem jeopolitik olarak konum avantajı itibariyle hem de home appliance tarafında, yani ev aletleri ürün kategorisinde Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci üretim yapan ülkesi. Ciddi bir yan sanayi oluştu. Ciddi bir teknoloji, ciddi bir insan kaynağı şeyi oluştu Türkiye'de. O yüzden biz de Türkiye ve Türkiye'nin etrafındaki ülkelere, yakın pazarlara Türk markası algısıyla Made in Türkiye olarak ürünlerimizi Türkiye etrafındaki ülkelere, özellikle Türkiye'nin Türkiye marka algısının çok sevilen ülkeleri, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Gürcistan, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi ülkelere Made in Türkiye ürünler tedarik ederek yeni teknolojilerle beraber yolumuza devam etmek istiyoruz. Hepsi Burada ile iletişimimiz çok iyi. Hepsi Burada bizim Türkiye'de çalıştığımız ana partnerlerimizden, iş ortaklarımızdan bir tanesi. Beyaz eşya kategorisinde ciddi güzel işlerimiz oluyor. Keza küçük ev aletleri kategorisinde de öyle. Küçük ev aletleri kategorisinde Türkiye'de satılan ürünün %55'i online'da satılıyor. Beyaz eşyada da %10'u online tarafta satılıyor. Bunun büyük bir kısmı Hepsi Burada da satılıyor. Dolayısıyla biz de Hepsi Burada'nın bir vendoruyuz. Hepsi Burada ile ilerliyoruz bu şeyde. İnşallah yeni kategorilerimizle, yeni ürünlerimizle Hepsi Burada'daki olan işbirliğimiz gitgide daha da artacak. Geldik videonun sonuna. Kumtel'i hep beraber gezmiş olduk. Berlin'deki bu fuarda hangi ürünler, Kayseri'de üretilen hangi ürünler dünyaya tanıtılıyor, bunu hep beraber izlemiş olduk. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın sevgili dostlar. Hepsi Burada'ya bu teknolojileri, bu standı sizlere aktarmamıza yardımcı olduğu için, destek olduğu için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.